Aslında fazla kilolar gebelik sürecinde başlayan bir mesele anne adayı için. Doğum sonrasında da eğer istenilen kiloda verilmemişse kadın için aslında sıkıntı olmaya başlıyor. Çünkü kadının en büyük kaygısı aynı zamanda eski halime dönebilecek miyim? Yine güzel olabilecek miyim? Eşim beni beğenecek mi? Kaygısı başlıyor. Dolayısıyla doğum sonrasında sütle ilgili bir sıkıntı var aslında. Yeterli sütüm olacak mı? İyi besleyebiliyor muyum? Mesela arada kalınan bir süreç aslında baktığınızda. Bir yandan bebeği beslemek istiyor ve ona göre beslenmek istiyor. Bir yandan da kilolarını atmak istiyor. Vicdan azabı da çekiyor. Eğer rejim yaparsam yeterli sütüm olmaz. Dolayısıyla çocuğumu istediğim gibi besleyemem. Ama rejim yapmazsam da böyle bir durum yaşayacağım. Kilolarımı atamayacağım. Dolayısıyla vicdan azabıyla kilolar arasında gidip gelen bir süreç bu. O yüzden kadın doğum sonrasında gerçekten beden algısıyla ilgili sorun yaşıyor. Bu kaygıyla ilgili problem yaşamaya başlıyor. Bu ikilem arasında kalmaktansa aslında sağlıklı bir beslenme ve sağlıklı bir spor süreci başlayabilir. Belirli haftalardan sonra zaten doğumdan sonra yine kadın doğum doktoruna danışarak ve bir diyet uzmanıyla belki beraber götürülecek bir süreçte kilolardan da kurtulunabilir. Dolayısıyla doğru aslında yaklaşım önemli. Yani kaygıyı büyütmek yerine evet kilolarımız var, biz anne olduk, hayatımız değişti. Evet kiloları belki ilk başta atamadık ama şimdi ne yapabiliriz noktasına bakıp doğru aslında adımları atmak gerekiyor. Belli haftadan sonra bizi çok zorlamayacak, zamanımızı çok belki almayacak bir beslenme süreciyle ve aynı zamanda bir spor süreci, egzersiz süreciyle kilolarımızı atabiliriz. Ama başta özellikle buna karar vermek gerekiyor. Bu kaygıdan çok aslında karar vermek gerekiyor bu noktada.